Bugün arkadaşlar yapacağımız yerler aslında denklem kurma problemleri de diye geçiyor. Bazen kitaplarda öyle de yazabilir. Sayı problemleri de oluyor, denklem kurma problemleri de oluyor. Fark etmez. Bu kısmı çok iyi öğrendiğimiz vakit ve hemen bence bu hafta düzgünce bunlardan çözebildiğiniz kadar soru çözün. Hatta ben normalde bir kitap diyorum ama problemlere geçtiğimiz zaman isterseniz orta yollu iki kitap çözebilirsiniz. Şunu da söyleyebilirim. Fasikül almak istiyorum hocam ben diyenler için çok zor olmayan bir fasikül şu an. Mesela çap yayınlarının fasikülünü alabilirsiniz arkadaşlar. Klasik sorular vardır. Şu an ihtiyacımız olan biraz klasik sorular. Biliyorum denemelerde çok acayip sorular geliyor. Belki zorlanıyorsunuz da ilk defa çözdüğünüz için o tarz sorular. Ama hiç merak etmeyin. Klasik soruları çözmeden çünkü o yeni nesil sorular tam oturmuyor. O yüzden de dediğim gibi yapmanız gereken çap yayınları olur. Elinizdeki böyle karekök sıfırlar, karekök TYT soru bankaları fark etmez. Ama ben eğer imkanınız varsa, elinizde varsa fasikül çözmenizi öneririm özellikle burası için. 1A B'deki sorular da fena değil elinde olan arkadaşlar için. Karekökte olanlar da fena değil zaten. Ama ekstradan böyle bir şeye ihtiyaç duyabilirsiniz. Şimdiden bir kere problemleri halledeceksiniz kendiniz. Sonra arkadaşlar yazın bir kere daha bakacağız. Veya bakacaksınız artık. Sonra böyle Aralık, Ocak gibi bir kere daha böyle problem çözmek gerekiyor. Zaten denemelerde sene tekrardan sizin için TYT anlamında başlayınca maksimum böyle 2 haftada bir TYT denemesi çözünce problem sürekli çözmüş oluyorsunuz. Önemli bir şey. Kesinlikle önemsememezlik yapmamak lazım. Nereden baksanız TYT'nin 10 tane sorusu problem. Hemen hemen zaten bayağı bir konu gördük. Artık bu son kısımlarda, fonksiyon hariç olan kısımda en önemli yere geldik. Başlayalım bakalım. Ben size belli mantıklarda göstereceğim soruları. Soru çözümlerinin uzun veya kısa olmasına dikkat etmeyeceğim. Yani sorularda pratik şu yolu yapacağız diye direkt bodoslama söylemeyeceğim. Kurmam gereken denklemleri kurayım. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Sorularda denklem kurabiliyor olmanız lazım. Denklem kuramadığınız sorular olursa lütfen bize sorun ya da kitaplardaki çözümleri izleyin. Şimdi bakın, ben sorularda mümkün olduğunca az bilinmeyen kullanmaya çalışacağım. Mümkünse iki bilinmeyen olmayacak, tek bilinmeyen olacak. Eğer mümkün değilse iki bilinmeyen, üç bilinmeyen kullanacağım. Bakın şimdi ilk soru için şunu söylerim. Toplamı 200 olan iki sayıdan büyüğü küçüğünün iki katından 20 fazladır diyor ya. Ben büyüğüne arkadaşlar 200 eksi x derim. Küçüğüne de x derim. Böylece zaten bu iki sayının toplamı 200 olur. Haliyle artık bakın büyük sayıya x dediğim için, pardon 200 eksi x. 200 eksi x büyük sayı, küçük sayının iki katından 20 fazlaymış. Böylece 180 eşittir 3x olur. X de buradan 60 olur. Ben böyle yapmaya çalışacağım soruları. Mümkün olduğunca az bilinmeyenden gideceğim arkadaşlar. Böylece küçük sayıyı 60 bulacağım. Ama bazen görüntü olarak şöyle alışanlar da oluyor. X artı y eşittir 200. Niye tek bilinmeyen yapayım ki deyip. Sonra y eşittir 2x artı 20 deyip. Artık y gördüğü yere 2x artı 20 yazıp. Sonra buradan yine x'i 60 bulanlar olabilir. Evet, bu çözüm yanlış değildir. Ama mümkün olduğunca arkadaşlar lütfen tek bilinmeyene alışmaya çalışın. Çünkü biraz zor sorularda açıkçası tek bilinmeyen, az bilinmeyen bizi daha çok kurtaracak. Bakalım şimdi ikinci soruya. Bir basketbol takımı oynadığı 5 maçın bazılarını 77-51 kazanmış, bazılarını da 42-63 kaybetmiştir. Bu takımın 5 maçta toplam 315 sayı yaptığı biliniyormuş. O zaman 77 kazanmıştı, 42 de kaybetmişti bu attığı sayılar. O zaman kaç tanesinde 77 attı, kaç tanesinde 42 attı bilmiyoruz bakın. Şöyle söyleyeceğim ben. Diyeceğim ki x tane maçta 77 tane sayı atmış olsun. Artı kalan 5 eksi x maç. Neden? 5 tane toplam maç oynuyordu. X tanesinde 77 attı. O zaman kalan 5 eksi x tanesinde de 42 atacak arkadaşlar ve attığı toplam sayı 315 olacak. Böylece 77x artı 42 çarpı 5 210 eksi 42x eşittir 315. Buradan 77'den 42'yi çıkarırsak ne yapıyor? 35x eşittir 105
X de bakın 3 yaptı. Demek ki 3 maçta 77 sayı atmış. 2 maçta da o zaman 42 sayı atmış. Potasında kaç sayı gördüğünü soruyor. Arkadaşlar 51. Burada zaten X'i 3 bulmuştuk. O zaman 3 maçta 51 sayı yemiş oluyor. 63 sayı yediği için de kalan 2 maçta da 63 sayı yemiş olacak. O zaman 51 çarpı 3 artı 63 çarpı 2. Şurası 126. Burası arkadaşlar 153 yaptı. O zaman 279 sayı yemiş toplam maçlarda. Ben dediğim gibi mümkün olduğunca şunu kullanmayacağım. Bu da yanlış değil. Toplam maç sayısı x artı y 5. X tane maçta 77 sayı atmış. Y tane maçta 42 sayı atmış ve bunların toplamı 315. İki bilinmeyen, bakın bu da yanlış değildir. Ama mümkün olduğunca sizi biraz böyle az bilinmeyene alıştırmaya çalışacağım. Çünkü dediğim gibi sınav sorularında da birazdan göreceğiz. Çok daha fazla bilinmeyen sorularında birisini diğerinin cinsinden yazmak mantıklıdır denklem açısından. Kolay gibi görünür. Alıştığınız şeyler arkadaşlar sizi bir yere kadar götürecek. Siz sormadan söyleyeyim. Bazen niye problem çok yapamıyoruz? Genel alışkanlık, yani o ta ortaokuldan kalma, lise birinci sınıftan kalma, temel böyle yorumlar bir yere kadar yetiyordu ama bize şu an artık çok daha fazlası gerekiyor. Gelelim üçüncü soruya. Sorunuz olursa lütfen sorun arkadaşlar. Kafanıza yatmayan bir yer olduğunda sorabilirsiniz. Yazabilirsiniz ama sorarsanız, yani şu an zaten az kişi olduğumuz için problem yok. Sesinizi açıp kendiniz sorabilirsiniz. Ben ne olur ne olmaz şuradan chat'i yine de açayım. Pardon, şöyle bir dakika. Böyle chatte kenarda dursun ne olur ne olmaz. Evet. Üçüncü soru. Bir otelde bir kısmı 5 kişilik, diğerleri 4 kişilik olan toplam 13 oda vardır. Bu odalardaki toplam yatak sayısı 61 olduğuna göre 4 kişilik oda sayısı kaçtır diye sormuş. Şimdi burada bakalım ne söyleyeceğiz arkadaşlar. Bir kere durumumuz şu. Bizden 4 kişilik oda sayısını istiyor ya, o zaman 4 kişilik odada 4 tane yatak vardır, 5 kişilik odada 5 tane yatak vardır diyeceğiz. Böylece artık x tane odada 4 tane yatak olsun, artı kalan 13 tane oda olduğu için 13 eksi x odada da 5 kişilik yatak vardır. Böylece toplam yatak sayısı 61 oldu. 4x artı 65 eksi 5x eşittir 61. X de buradan arkadaşlar 4 geldi. Bizden zaten 4 kişilik oda sayısını istiyordu. 4 taneymiş. Bakın yine tek bilinmeyene bağladım. Toplam oda sayısı 13. Birine x derseniz, birine 13 eksi x derseniz sorularda rahat edersiniz. Yorumlarımı dikkatlice dinlemeye çalışın. Bir yerde tabii hata yaparsam da söyleyin. Şimdi, bir avcı vurduğu her hedef için 10 puan kazanıyor. Vuramadığı her hedef için 3 puan kaybediyor. Bu avcı 15 atış yapıp 46 puan kazandığına göre hedeflerin kaç tanesini vurmuştur? Yine aynı mantık bakın. Şimdi, x tanesi vurulmuş olsun. Bunlardan 10 puan kazanıyor. 10x. Artı 15 tane atıştan geriye 15 eksi x tane kalacak. Örnek 6 kere vursa kalan 9'u gibi düşünün. Böylece 15 eksi x tanesinde de vuramıyor. Burada da artık puanı ama siliniyor. O yüzden artı demeyelim, eksiyle çarpalım böyle 3 olsun. Bu toplam 46 puana eşitmiş. Böylece 10x eksi 45 artı 3x eşittir 46 oldu. 13x eşittir arkadaşlar. Buradan ne yapıyor? 91. X'de ne geldi? 7. Ben zaten direkt vurduğuna x demiştim. Demek ki 7 tane atışta vurabilmiş. Var mı bir problem? Kafanıza yatmayan bir şey varsa sorun lütfen. Modelleri gelmiştir. 7. soru şimdi. Lokantada yemek yiyen 12 kişilik bir grubun bazı üyeleri misafir oldukları için hesap ödememiştir. Bu yüzden ötekiler 4'er lira fazla vererek 16'şer lira ödemiştir. Buna göre gruptaki misafir sayısı kaçtır? Rahat bir soru. Normalde bunların kaçar lira ödeyeceklerini biliyor muyuz? Hayır. Burada değişmeyen şey ne?
ödeyecekleri toplam miktar. Hemen bu sorudan da yola çıkarak söyleyeyim arkadaşlar. Problem sorularında şu çok önemli. Değişmeyen şey var mı? Ne demek değişmeyen şey? Şimdi bu soruda mesela değişmeyen şey şu. Ücretleri değişiyor ama toplam verecekleri miktar değişmiyor. Bu başka bir soruda mesela sıra sayısı olacak. Başka bir soruda öğrenci sayısı olacak falan. O yüzden bizim için eşitlik kurmamız gereken bir şey var. Bunların toplam ödeyecekleri miktarı bilmiyorum. Kişi başına ödeyecekleri miktar X olsun. Bunlar 12 kişi. Normalde herkes kendi parasını verseydi 12X lira para ödeyeceklerdi toplamda. Ancak 4 kişi demişti değil mi? Pardon, vermemiş onu, bakayım bir. Bazı üyeler demiş, bilmiyoruz onların ne olduğunu. Bazı üyeler misafir oldukları için hesap ödememiş. Diğerleri 4'er lira fazla vererek 16'şar lira ödemiş. He, o zaman demek ki normalde bu X dediğimiz arkadaşlar 12'şer lira vermeleri gerekiyormuş. Ancak bazıları gördüğünüz gibi vermemiş. Diğerleri 16 TL vermiş. Kaç kişi bu diğerleri bilmiyoruz. Artık ona Y diyelim. Y tane insan 16'şar lira vererek diğerlerinin hesabını da bir nevi bölüşmüşler. 144 bölü 16'dan böylece arkadaşlar Y 9 geldi. 9 kişi ödedi. Toplam 12 kişiydi. Demek ki arkadaşlar 3 kişi bunlar misafirmiş. Bu şekilde bakın. Rahat bir soru. Zaten orada verdikleri miktarı verince de sıkıntı olmadı. Gelelim bu borç alma, borç verme ya da birisinin diğerine işte bir şeyler verdiği soru modelleri. Neye dikkat edeceğiz sadece bu soru modellerinde? Ben senden 10 lira alıyorsam senden 10 lira çıktığı gibi benim de 10 liram artıyor. Birimizden 10 eksiliyor, birimize 10 ekleniyor gibi düşüneceğiz. Burada da şimdi bakın. Nermin'in parası Mustafa'nın parasının 3 katıdır. O zaman Nermin'e 3M diyelim, Mustafa'ya da M diyelim. Nermin Mustafa'ya 20 TL veriyor. O zaman Nermin'den 20 TL çıkıyor. Mustafa'ya da 20 TL ekleniyor ve paraları eşit oluyor bakın. Böylece 2M eşittir 40 geldi. M de buradan 20 geldi. Demek ki Mustafa'nın parası 20'ymiş. Gayet kolay. Kolay ve zor olmasıyla şu an ben ilk iki derste özellikle hiç ilgilenmeyeceğim arkadaşlar. Önce bir soru tiplerini oturtmamız lazım. Aralarda zaten güzel sınav sorularından bahsedeceğim size. Yine bakın verme alma sorusu. Zeynep ve Sude'nin toplam 21 kalemi vardır. Zeynep Sude'ye 3 kalem verirse Sude'nin kalemlerinin sayısı Zeynep'in kalemlerinin sayısından 9 eksik oluyor. Bilmiyoruz şimdi. Zeynep'in kalem sayısı Z olsun. Özellikle Zeynep'i sorduğu için bakın. Sonra Sude'ninkilere de o zaman 21 eksi Z diyelim. Zeynep Sude'ye 3 kalem veriyor demek ne demek? O zaman Zeynep'in kalem sayısı 3 azalıyor demek. Sonra arkadaşlar Sude'nin kalem sayısı da o zaman ne oluyor demektir? Bu 3 artıyor demektir. Şimdi eşittir'i yapmayayım bir. Son durumda ne olmuş? Zeynep'in kalemlerinden 9 eksik olmuş. O zaman Zeynep'in kalemlerinden 9 eksik durum Sude'ninkine eşit olmuş oluyor. En sonda bakın bu söylediği 9 eksiği Zeynep'ten çıkardım. Son durumda eşitlik bu durumda. Artık Z eksi 12 eşittir 24 eksi Z oldu. 2Z eşittir 36'dan Zeynep'in kalem sayısını soruyordu. Direkt 18'i bulduk bakın. Bu şekilde birisi artarken diğeri aynı miktar azalıyor. Ve lütfen bu tek bilinmeyen mevzusunu halletmeye çalışın. Gösterdiklerimden yardım alarak. Şimdi gelelim yine benzer. Bu sefer bölüştürme sorusu aslında biraz. Fatih misketlerini arkadaşlarına 8'er 8'er paylaştırdığında kendisine 20 misket kalıyor. Eğer 12 misketi daha olsaydı her birine 10 misket düşecekti. Buna göre Fatih'in kaç arkadaşı vardır? Şimdi arkadaşlar bir kere burada arkadaş sayısını bilmiyoruz. Kendisine ne kadar kalıyormuş onlara 8'er tane verirse 20 tane. Ama 12 tane daha misketi olsaymış her birine Fatih de dahil. Sorularda arkadaşlar acaba ÖSYM ne demek istemiştir tarzında bir şey olmayacak. Sonuçta senin anlaman gereken herkesin anlaması gereken şey. Tabii yanlış anlayanları devre dışı bırakıyorum. O yüzden burada her birine derken acaba hocam Fatih'i dahil etmiş midir? Her birine demek herkes demek. O zaman buna Fatih de dahil. O yüzden denklemime lütfen dikkat edin. Normalde Fatih'in X tane arkadaşı olsun, tamam mı? Bunlara 8'er tane verince 8X tane misket var. Kendisine de 20 tane kaldı. Şu an bu Fatih'in toplam misket sayısı. Böylece bakın
o değişmeyen şeyleri de kullanıyoruz aslında problemlerde. 8x artı 20 tane Fatih'in misketi var. İkinci durumda Fatih'in eğer 12 tane daha misketi olsaydı, yani 8x artı 32 tane olsaydı, bak şimdi dikkat et, x tane arkadaşı var. Kendisi de dahil her biri x artı 1 insan oldu. Böylece her birine de 10'ar tane misket düştü. İşte bu şekilde arkadaşlar denklem kurmamız önemli. Yani denklem kurmayı da işte mümkün olduğunca böyle size öğretmeye çalışacağım. Ama lütfen benimkilerden böyle yardım alarak ya da önceki öğrendiklerinizden yardım alarak soruları, ilk kısımları denklem kurmaya çalışarak yapın. Sonra 8x artı 32 eşittir 10x artı 10 oldu. Böylece 22 eşittir 2x'ten. Fatih'in arkadaşlar bakın 11 tane arkadaşı varmış. Bu şekilde standart bir denklem kurma sorusu. Gelelim 11. soruya. Problemler 9. sınıfta görmeyen var mı bu arada? Bazı öğrenciler sanki ben sizin grupta mıydı o? Biz hiç problem görmedik diyenler vardı sanki. Siz miydiniz Azra acaba? Kimdi ya ben? Yok hocam ben gördüm yani. Tamam. Sanki problemi hiç görmedik diyenler vardı. O zaman başka bir grupta onun muhabbeti oldu. Bakalım şimdi. Bir sınıfta öğrenciler sıralara ikişer ikişer otururlarsa 9 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer bu öğrenciler sıralara üçer üçer otururlarsa bir sıra boş kalıyor. Buna göre sınıftaki sıra sayısını bulalım. Buna lütfen siz bir bakar mısınız arkadaşlar? Sizden bekliyorum cevabı. Bekliyorum ben. Çok klasik bir sorudur ama problem mantığını oturtmamız için önemli sorulardan bir tanesi, klasik olmasına rağmen. Bakalım o zaman. Şimdi arkadaşlar bu sıra sorularında, bölüştürme sorularında değişmeyen şeylere dikkat etmek lazım. Birincisi öğrenci sayısı aynı, sabit kalıyor. İkincisi sıra sayısı sabit, değişmiyor. O yüzden soruda ya öğrenci bazlı hareket edeceksiniz ya da sıra bazlı. Ya öğrenciye harf vereceksiniz ya sıraya. Değişmeyen şeylerin üzerinden çok iyi gitmeniz lazım çünkü. Ben şimdi bu soruda sıra üzerinden gitmek istiyorum. Şimdi sıraya S diyelim. S tane sıraya öğrenciler ikişer tane oturursa 2 S tane insan oturmuş olur sıraya. Örnek 5 tane sıra olsa bunların her birine ikişer kişi nasıl oturur? Toplam 10 kişi olarak otururlar. Dolayısıyla 2 S tane öğrenci ama 9 tane de ayakta kalıyormuş. O zaman öğrenci sayısı bakın artık 2 S artı 9. Bu kenarda duracak. İkinci durumda bir tane sıra boş kalıyormuş. O zaman S eksi 1 sıra yetiyormuş. Kaçar kaçar oturuyor öğrenciler? Üçer üçer oturuyor. Örnek 5 sırada 3 kişiden 15 kişi oturur gibi. O yüzden çarpıyorum. Ama bir tane sıra gereksiz olduğu için S eksi 1 ile çarptım. Şimdi bu da öğrenci sayısı, bu da öğrenci sayısı. O zaman bunlar birbirine eşit gördüğünüz gibi. Böylece 2S artı 9 eşittir 3S eksi 3. Böylece arkadaşlar sıra sayısı sınıfta 12 tane geldi. Bu şekilde söyleriz bakın. Bazı sorularda da arkadaşlar bu sıra sayısından gidemeyeceğiz de öğrenci sayısı üzerinden gideceğiz. Bakın onu da göstereyim. Şimdi bu soruda bir deneyelim bakalım gelecek mi? Öğrenci sayısına Ö diyeyim şimdi. Hatta O diyeyim şimdi. Ö demek daha zor harf olarak. O tane öğrenci olsun, tamam mı? 9 tane öğrenci ayakta kaldığı için O eksi 9 o zaman 2'ye bölünüyor. Ve bak bu sıra sayısına eşit oluyor. Burada birazcık daha dikkatli olmanız lazım. O yüzden ben mümkün olunca sıra sayısından gidiyorum. Ama öyle güzel sorular var ki seni mecburen bu öğrenci sayısına zorluyor. 9 öğrenci ayakta kaldığı için onları attım. Kalan öğrenciler ikişer ikişer sıralara yerleşti. İkinci durumda dikkat edin. Öğrenci sayısı 3'e bölündüğü zaman sıra sayısı 1 eksik kaldı ya, bir tane fazla kaldı ya. O zaman arkadaşlar bakın Ö bölü 3 artı 1 oldu. Gördünüz mü? Bu şekilde tüm öğrenciler üçer üçer oturabildi. Ama bir tane sırayı kullanmadığımız için o bir tane sırayı da gördüğünüz gibi ekledim. İşte buradan da öğrenci sayısını bulup sonra sırayı bulabiliriz. İkinci denklemimiz de bu. Bence bunu da yazabilirsiniz. Çünkü bazı sorularda buna biraz açıkçası muhtaç kalacağız. İkincisi biraz daha gıcıktır ama ne olursa olsun. Bakalım şimdi 12. soruya. Bir sınıfta öğrenciler sıralara üçerli otururlarsa 10 öğrenci ayakta kalıyor. Eğer öğrenciler sıralara dörderli otururlarsa
Sonuncu sıraya iki öğrenci oturuyor. Buna göre bu sınıfta kaç sıra vardır? Tamam, bakın şimdi lütfen dikkatlice dinleyin. Şimdi üçerli oturuyormuş öğrenciler. S tane sıraya 3 öğrenci oturuyor ve 10 tanesi ayakta kalıyor. O zaman bu kadar tane öğrenci var. İkinci duruma dikkat edin şimdi. Öğrenciler sıralara dörderli dörderli oturuyor. 4, 4, 4, 4, 4. Sonuncu sıraya ama 4 kişi oturmuyor. 2 kişi oturuyor. O yüzden normal S tane sıra varken bak S eksi 1 tanesine 4 kişi oturuyor. Kalan bir tane sıraya 2 öğrenci oturuyor. O yüzden artı 2 diye ayırdım. Bir tane sıraya şöyle yapayım hatta mesela bakın. Sıralar böyle. Son bir tane sıraya 2 kişi oturuyor. Diğerlerine 4 kişi oturuyorlar. Dolayısıyla S eksi 1 tanesine 4 ile çarptım. Kalanı 2 ekledim. Böylece 3S artı 10 eşittir 4S eksi 4 artı 2. Böylece arkadaşlar 12 eşittir S oldu. Zaten sıra sayısını soruyordu bize. Bu şekilde bakın mevzuyu göstermiş olduk. Gördüğünüz gibi aslında biraz böyle soru tiplerini yapmış oluyoruz az çok. Yavaş yavaş da bir nevi size böyle denklem kurma mantığını öğretmeye çalışıyorum. Burada soruları ben kesinlikle tesadüfi seçmedim. Bu soruları teker teker seçtim arkadaşlar. Belli bir mantığı oturması için. Yoksa problemde şu sıkıntı oluşabilir. Problemlerden karışık çözsek olur mu? Hayır tabii ki. Belli bir akışın olması gerekiyor. Aynı benim şu an size yaptığım gibi. Sonra yavaş yavaş bir şeyler zihninizde oturuyor. Sadece diğer konularda malum ayrı ayrı ne yapıyoruz? Önce bir çemberden bahsediyoruz. Sonra esas ölçüden bahsediyoruz. Sonra trigonometrik fonksiyonlardan böyle onlarda bir adım var. Bunlarda da bir adım var. Sadece çok siz fark etmiyorsunuz onu. Bir ailede Ali ile Ayşe kardeştir. Tamam. Ayşe'nin erkek kardeşlerinin sayısı kız kardeşlerinin sayısına eşittir. Bu ne demek? Şimdi Ali ve Ayşe malum birisi kız birisi erkek olacak. Şimdi Ayşe'nin kız kardeş sayısı x, erkek kardeş sayısı da x'miş. Buradan ne sonuç çıkarırız o zaman? Şimdi Ayşe'nin kendisi hariç normal x tane kardeşi olacak. Buradan şu sonuç çıkıyor. Demek ki x artı bir tane ailede kız var. X tane erkek var. Tamam mı? Çünkü Ayşe'nin kız kardeşleri dediği zaman kendisi hariç kızlar olmuş oluyor. Sonra ne demiş? Ali'nin kız kardeşlerinin sayısı yani X artı bir tane kız kardeşi var Ali'nin. Erkek kardeşlerine demek X eksi bir. Kendisi hariç çünkü. Bunların iki katına eşitmiş. Gördüğünüz gibi işte erkek kız kardeşlerin sayısı erkek kardeşlerin sayısının iki katı. Böylece X artı bir eşittir 2X eksi 2. 3 eşittir x oldu. 3 tane erkek varmış. 4 tane de o zaman kız var. Toplamda arkadaşlar 7 tane kardeş varmış bu ailede. Şimdiki aileler de tabii görülen şeyler değil arkadaşlar ama bizim annelerimizin, babalarımızın veya bizim dedelerimizin çoğunun böyle kardeşleri olduğunu bilin. Çok absürt gelmesin. Yani Türkiye'nin 50 yıl önceki gerçeği böyle her ailede en az 5-6 tane çocuğun olması. Şu anda sanki her ailenin gerçeği maksimum 2. Yani 3 tane kardeş olan var mı burada bilmiyorum ama hiç 3 kardeş olan var mı aranızda? Zannetmiyorum yani. Yeni nesilde sanki çok az öyle bir durum var. Maalesef hatta çoğu öğrenci, insan tek çocuk. Bir öğrenci okulun merdivenlerini ikişer ikişer çıkıp üçer üçer inmektedir. Öğrenci çıkışta inişten 5 adım fazla attığına göre bu merdivende kaç basamak olduğunu bulalım demiş. Şimdi neye bakacağız arkadaşlar bu soruda? İkişer ikişer çıkıyor, üçer üçer iniyor. Değişmeyen şey ne? Merdiven sayısı. Şimdi o zaman yapmamız gereken nedir? Adım sayısı demiş ya. Bakın şimdi. Biz A tane adımı bir tanesine harf verelim. Çıkarken mi daha çok adım atarız, inerken mi? İkişer ikişer çıktığımız için daha çok adım atmamız gerekir. Dolayısıyla buraya A artı 5 diyelim çıkarkenkine. Ve ikişer ikişer çıkıyor her seferinde. 2, 4, 6, 8 şeklinde. O zaman bu artık bana merdiven sayısını verdi. Sonra arkadaşlar inerken üçer üçer iniyor. İnerken de o zaman A tane adım atıyor. İşte size yine merdiven sayısı. Böylece 2A artı 10 eşittir. 3A oldu. 10 eşittir A yaptı. Bakın bu şekilde şu an biz
attığı adım sayısını bulduk. Ama merdivenin basamak sayısını istiyor bizden. Herhangi bir tanesini de yerine yazarsanız 3 çarpı 10 mesela 30 tane basamak varmış bu merdivenlerde. Bu şekilde görebilirsiniz. Hatta bunu da bir ikinci yoldan yapayım arkadaşlar size ya. Mesela merdiven sayısı üzerinden gidelim. Değişmeyen şey ne? Burada yine klasik merdiven sayısı. Bakın şimdi. Merdivenleri ikişer ikişer indiğinde ve üçer üçer indiğinde. İkişer ikişer indiğinde attığı adım sayısı, üçer üçer indiğinde attığı adım sayısından 5 fazla oldu gördüğünüz gibi. M bölü 2 adım sayısı, M bölü 3 de adım sayısı. Böylece bakın payda eşitleyip çıkarırsak, öbür tarafa atarsak M bölü 6 eşittir 5 oldu. M 30 geldi. Yine bazı sorularda arkadaşlar mecburen bölerek gideceğiz. O yüzden lütfen ikinci yolda kafanıza yatmayan bir şey varsa sorun. Bir 40 dakika olmuş arkadaşlar. İsterseniz bir 5 dakika mola verelim, dinlenin. Çünkü burada ilk defa görüyorsanız 9. sınıftan sonra bazı yerler belki zihninizi yormuş olabilir. Ben şimdi kaydı da durdurayım. Saat kaçta başlayalım? 17 geçe tekrardan arkadaşlar herkes gelsin, başlayalım. Evet arkadaşlar, ben geldim. Siz de gelmişsinizdir diye düşünüyorum. 18 geçiyor zaten. Kaldığımız yerden devam edebiliriz problemlere. Yine bir merdiven sorusu var bakın. Bir merdivenin basamaklarını üçer üçer çıkıp dörder dörder inen bir çocuğun çıkarken attığı adım sayısı inerken attığı adım sayısından 12 fazladır. Yine aynı yorumu yapacağım bakın. Attığı adım sayısına önce bir A diyelim. Hangisine A diyelim? Dörder dörder indiği için orada daha az adım atacağı için ona A diyelim. Dörder dörder iniyor. Toplam artık bizdeki merdivendeki basamak sayısını bulmuş oluyoruz. İkinci durumda çıktığı için üçer üçer çıktığında daha fazla adım atması gerekecek. Böylece attığı adım sayısı da bakın ne oldu? A artı 12 oldu. 3 ile de çarpacağız. Bakın şöyle değil. 3A artı 12 değil sakın. Çünkü her seferinde üçer üçer çıkıyor ve A artı 12 adımda çıkıyor. Dolayısıyla bunları çarpacağız. Böylece yine merdivendeki basamak sayısı bu. 4A eşittir 3A artı 36. A da buradan 36 geldi. Merdivendeki basamak sayısını soruyor ama biz adım sayısını bulduk. Hemen şurada yerine yazarsak 4 çarpı 36'dan 144 basamaklıymış bu merdiven arkadaşlar. İkinci yorumu da hemen yapayım çünkü onu bazen biraz daha zor görüyorsunuz. Merdiven sayısına M diyorum. Çıkarken arkadaşlar üçer üçer çıkıyor. İnerken dörder dörder iniyor. Dolayısıyla inerken daha az adım attığı için attığı adım sayısı M bölü 3, attığı adım sayısı M bölü 4. Çıkarken attığı daha fazla olacak. Burada da yine payda eşitlersek 4M eksi 3M'den M bölü 12 eşittir 12'den merdiven adım sayısı basamak sayısı gerçekten 144 geldi bakın. Denklem olarak bu ikincisi daha kolay görünüşlüdür. Bazen düşünürken daha zor gelebiliyor ama bilmiyorum artık, size bağlı orası biraz. Bakalım şimdi 16. soruya. Bu net soruları. Siz bunları zihninizden zaten hesaplıyorsunuz bol bol denemeye falan girdiğiniz için eskiden beri ama denklem olarak da biz bakalım şimdi. 50 soruluk bir sınavda her bir net 5 puan değerinde ve her 4 yanlış bir doğruyu götürmektedir. Klasik bizim sınavlarda olduğu gibi. Tüm soruları cevaplandırarak 125 puan alıyor öğrencimiz. Şimdi 125'i önce bir 5'e böleyim, kaç neti varmış onu görelim. 25 neti varmış bu çocuğun. 25 neti olduğuna göre net söyleyeceğiz. Bakın şimdi doğru cevapları x tane olsun. Yanlış cevapları hepsini cevaplamış ya, o yüzden boş sorusu yok. 50 eksi x tane yanlış cevabı var. Ama bunların 4'te 1'i kadar da neti gidecek. Bu yüzden işte bu cevap 25 olacak, tamam mı? Örnek bakın çok basit kenarda. Neyse şunu bitireyim ondan sonra örnek vereyim. Bu mevzu budur arkadaşlar. Her 4 yanlış bir doğruyu götürüyor demek, yanlışların bir ekstradan 4'te 1'i kadar daha doğrun gidiyor demektir. Açılımı budur aslında bunun. Böylece payda eşitlediğimiz zaman 4x eksi eksi x'ten 5x oldu. 5x eksi 50 bölü 4 eşittir 25. Buradan da 5x eksi 50 eşittir 100. X arkadaşlar 30'muş. 30 tane doğrusu varmış. Gerçekten bakalım 30 doğru 20 yanlış.
Yanlışların bakın dörtte biri kadar daha gidecek. Dörde böldüğümüz zaman 5 neti daha gidiyor. Hakikaten 25 neti oldu gördüğünüz gibi. Bu şekilde çıkarmanız gereken şey her zaman yanlışın artık orada kaç yanlışta biri gidiyorsa. Burada 4 yanlışta biri gidiyor. O zaman yanlışın bir dörtte biri kadar daha çıkarma işlemi yapacaksınız. Aynı soruyu bir daha anlatmak yerine bir tane daha soruyu göstereyim bakın size. 5 yanlış 2 doğruyu götürüyor. Burada kesirli olacağı için ve hani standart 4'e 1 şeklinde olmadığı için söyleyeyim bakın. 1 yanlış yapalım şimdi. 5 yanlış 2 doğruyu götürüyor ya. O zaman bu şu demek. Mecburen 2 bölü 5. Her yanlışta senin 2 bölü 5 doğrun gidiyor demektir. Deminkilerde ne yapıyorduk? Her yanlışta 1 bölü 4 doğrun gidiyor. Burada da dümdüz 2'yi 5'e böldüm. Özel bir şey yapmadım, tamam mı? O yüzden enteresan bir şey gibi görmeyin. Her yanlışında 2 bölü 5 netin gidiyor. Yapalım o zaman. 72 neti varmış. Kaç tane soruyu doğru cevaplamıştır diyor. Doğru sayısı D olsun. Yanlış sayısı 100 eksi D olsun. Bakın bu yanlış sayısının 2 bölü 5'i kadar daha doğrusu gidecek gördüğünüz gibi. Dolayısıyla bu da 72 olacak. 5D eksi eksi 2D'den 7D olacak. Eksi 100 payda eşitledim ben direkt. Payda eşitledim, yanlış eşitledim. Düzeltiyorum. Düzgünce yazayım. Üşendim bir an. D eksi 200 eksi 2D bölü 5. Payda eşitleyince 5 eksi eksi 2'den 7D oldu. Sonra eksi 200 oldu. Bölü 5 eşittir 72. 7D eksi 200 eşittir 360. Öbür tarafa atarsak 560. 7D 560 ise doğru sayısı. Buradan 80 geldi arkadaşlar. Bu şekilde bakın. Net sorularında da bu dediğime dikkat edin lütfen. Neymiş 18. soru? Bir sınıftaki kız öğrencilerin sayısının 3 katı, erkek öğrencilerin sayısının 2 katından 5 eksiktir. Bu sınıfa 5 erkek öğrenci gelir. Sınıftan 3 kız öğrenci ayrılırsa sınıfta toplam 17 öğrenci oluyor. Bu sınıfta başlangıçta kaç kız öğrenci vardır demiş. Şimdi kızlar erkeklerin... tam öyle değilmiş. O zaman kızların 3 katı erkek öğrencilerin 2 katından 5 eksik. Böyle bir yazayım. Şimdi bize kızları soruyor ya, tek bilinmeyen de ben halletmek için artık. Kızlar zaten K arkadaşlar. Erkekleri de bakın. 3K artı 5 bölü 2 diye yazalım. E'yi yalnız bıraktım. Bu kadar erkek var, bu kadar kız var. Şimdi sınıfa 5 tane erkek öğrenci geliyormuş. O zaman ne söylüyordu bize? 5 tane erkek öğrenci geldiğine göre erkek sayısı bu kadar oldu. Kız sayısı da 3 azaldı. Yeni kız sayımız da bu oldu. Bunların toplam sayısı da 17'ymiş. İşte denklem. Tamam mı? Böylece arkadaşlar payda eşitlersek 2K 3K daha 5K artı 5 bölü 2 şu eksi 3 5 daha 2 öbür tarafa atarsak 15 olacak. Her iki tarafı şöyle bir 5'e böleyim. K artı 1 eşittir arkadaşlar. 3 2 ile de çarparsak 6. Kız öğrenci sayısı demek ki 5'miş gördüğünüz gibi. Tamam mı? Bu çok da bizi böyle enteresan zorlayan bir soru olmadı. Ama neye bakacağız? Muhakkak arkadaşlar orada tek bilinmeyen bizim için önemli. Daha kolay işlem yapmak için. Gelelim şimdi kaçıncı soru? Bayağı bir soru baktık. 18, 19'a kadar geldik yani. İyi. Şimdi 19. sorumuz neymiş? Evet, şu sıra soruları, sırada bekleme soruları, kuyruk soruları. Bunlarda bakalım ne söyleyeceğiz. Zehra bir bilet kuyruğunda baştan 2N-1. sırada. Sondan da neyinci sıradadır? Bunlarda arkadaşlar ben hata yapmamak için açıkçası hiç riske girmiyorum. Bu sorular zaten zor değildir ama durduk yere 1 artı 1 eksik bulursun. Soru gider boş boşuna. Şimdi Zehra burada dursun. Baştan 2N-1 demek önünde bir eksik yani 2N-2 tane insan var demek. Sondan da neyinci sıradadır demek ne demektir? Arkasında da N-1 insan var demek. Bir de kendisi... Böylece 3N-3 artı 1 eşittir 52 olacak. 3N buradan öbür tarafa atarsak 54 yaptı. N-18'miş. Bu şekilde arkadaşlar ben önündeki insan sayısına ve sonundaki insan sayısına bakıyorum. Bunları topluyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bazen neden yanlış anlaşılıyor?
sondan birinci kavramını bazı çocukların yanlış kullandığını fark ettim ben. Sondan birinci gerçekten yine şöyle bir sıra olduğu zaman sondan birinci yine birinci demektir. Enteresan bir şekilde sondan birinciyi sanki sondan ikinci gibi anlayanlar oluyor. Hayır, normal sondan birinci yine birinci demektir. Onu da uyarayım. Bir bilet kuyruğunda Ali sondan 12. Sema baştan 7. sıradadır. Ali ile Sema'nın arasında 3 kişi vardır. Ali gişeye daha yakındır. Güzel. Şimdi bakın, Ali sondan 12. Sema baştan 7. sırada ve aralarında 3 tane insan var. Şimdi hemen burada şuna bakacağım ben. Şimdi Sema'nın önünde Ali var. Bu arada aralarında 3 kişi var. Doğal olarak Ali de bir kişi, Sema'nın önünde kafadan 4 kişi zaten var arkadaşlar, tamam mı? O zaman normalde Sema baştan 7. sıradaydı ya, baştan 6 kişi önündeydi Sema'nın. Ali ve 3 kişi de olunca 4 kişi zaten var. Demek ki Ali'nin önüne 2 kişi kaldı. Bu şekilde göstereceğim. O zaman Ali'nin önünde artık 2 kişi var. Ali'nin kendisi 1 kişi. Bir de Ali sondan kaçıncı kişiydi? 12. O zaman Ali'nin arkasında arkadaşlar 11 tane insan var. Toplamda o zaman 11, 2, bir de Ali bakın kaç kişi yaptı? 14 tane insan yaptı. Bu da çok böyle zor bir soru olduğu için değil ama önünde arkasındaki insan sayısını hesaplarken işlem hatası yapmamak adına ben hepsine tek tek gösteriyorum böyle. Soru atlamayalım, pardon. Geçen hafta oran orantı yaparken arkadaşlar bahsettiğim bir şey vardı. Bu ters orantı sorularında falan, bileşik orantılarda pardon. Demiştim ki bazı sorular zaten yine karşımıza problemlerde de çıkacak. Ben o yüzden bu soruyu da almak istedim bakın. Hem tekrar edelim. Bizi artık böyle direkt işçi havuz problemleri diye müfredatta konu yok. Ama ters orantı, bileşik orantı soruları arkadaşlar biraz zaten işçi havuz problemlerinin temelidir. O yüzden bu soruda mesela yine o statüye bence biraz giriyor işçi havuz problemi mantığına. Ama geçen öğrettiğim yorumla yapacağım size. Bir çiftlikteki tavuklara 20 gün yetecek kadar yem vardır. 10 gün sonra çiftlikteki tavuklardan 6 tanesi ölüyor ve kalan yem kalan tavuklara 12 gün yetiyor. Başlangıçta çiftlikte kaç tavuk var? Şimdi bakın, bir tavuğun yediği yem miktarına y diyelim. X tane tavuk var, bilmiyorum sayısını, ve bunlar 20 günde 20yx tane gördüğünüz gibi yem tüketirler. Sonra arkadaşlar 10 gün sonra yine bunlar devam ediyoruz. Bakın şöyle önce bir ise yapayım. 10 gün sonra bir tanesi toplam 10 gün olduğu için y 10y tane yedi. X tanesi 10yx tane yedi. Artı kalanlar artık kaç kişi? 10 tanesi mi ölmüştü? Pardon. 6 tanesi öldü. X 6 x eksi 6 tane tavuk kaldı. Bunların her biri yine y tane yem yiyor. Ve kaç gün tüketmişler? 12 gün tüketmişler. Gördüğünüz gibi işte denklemi oluşturdum. Başlangıçtaki yem miktarı y çarpı x çarpı 20. Bu kadarını tükettiler. Kalanı da 12 günde x eksi 6 tane tavuk tüketti. Artık her tarafta y'ler olduğu için bunu sadeleştirebiliriz. Zaten sadece denklemi anlatmak adına koyuyoruz onu. 20x eşittir 10x artı 12x eksi 72. Böylece arkadaşlar ne geldi? 72 eşittir 2x oldu. X de buradan 36 oldu. Başlangıçta 36 tane tavuk varmış. Bu şekilde yapabilirsiniz. Ben size denklem mantığıyla gösteriyorum. O yüzden sorularda mümkün olduğunca kurabildiğim her soruyu denklem kurarak yapacağım arkadaşlar. Kendiniz böyle hani denedim oldu, uydurdum oldu diyorsanız bunları daha iyi dikkatle dinlemelisiniz. Çünkü biraz mantığınızı değiştirmeniz gerekecek. Eğer kendiniz bir şekilde yapıyorsanız. Şimdi birazcık böyle deneme yanılma tarzı sorular değil de gerçekten böyle hani tablo görünce deneme yanılma gibi görmeyin. Sınavda böyle artık biraz daha fazla karşımıza gelen soru modellerinden bir tanesi. Bu soru hoşuma gittiği için ben genelde her sene hazırlayıp soruyorum öğrencilere. Lütfen bu soruya önce siz bakın, sonra ben yapayım arkadaşlar. Tam artık sizin karşınıza gelecek soru modelleri işte böyle. Müthiş şekilli falan beklemeyin. Yeni nesilden benim anladığım ÖSYM'nin sorduğu böyledir işte.
öncül öncül gider böyle adım adım anlatır. Birazcık da böyle uzundur. Hızlı okuman lazım ve hızlı yorumlaman lazım. Buna ben 1,5 dakika süre vereyim. Hızlıca bir düşünmeye çalışın. Sonra ben yapayım. Güzel bir soru bence. Şimdi arkadaşlar yarışmada toplam 15 tane soru sorulmuş. Tamam mı? Her soruya sadece bir yarışmacı cevaplamış. Her doğru cevaba 5 puan verilmiş. Yalnız yanlış cevaplayan yarışmacıdan 4 puan düşülmüş. Diğer iki yarışmacıya da 2'şer puan eklenmiş. Şimdi bakın hemen bir tanesinden yola çıkarak yapalım. Şimdi Ali'nin doğru cevap sayısı kaç arkadaşlar? 5. Normalde kaç puan alması lazım bunun? 25 puan alması lazım. Yalnız 2 tane yanlış yaptığı için, bak şimdi burası çok önemli. 2 tane yanlış yaptığı için 4 puanı düşülecek. 25-8'den 17 puanı kalması lazım. Yalnız fark ettiniz mi? 17 puanı değil, bunun fazladan 8 puanı var. 8 puan nasıl olur? Demek ki buna arkadaşlar 8 puan gelmesi için diğer insanlar 4 tane yanlış yapmış. Neden? Çünkü ne söylemişti bize? Yanlış yapandan arkadaşlar 4 puan düşüyor. Diğer yarışmacıya 2'şer puan aktarılıyor. O zaman buna toplamda 8 puan aktarılması için birileri 4 yanlış yapmış. O zaman buradan şu sonuç çıkıyor. Takip et. Barış'ın 3 yanlışı var. E şimdi Barış'ın 3 yanlışı olduğuna göre Cenk'in de 1 yanlışı olması gerekiyor. Hemen o yüzden yazdım bakın. Böylece Barış'ın yaptığı 3 yanlıştan dolayı 3 çarpı 2, Cenk'in yaptığı 1 yanlıştan dolayı 1 çarpı 2 eşittir 8 olur. Hakikaten Ali'ye eklenmiş olur. Tamam mı burası? Sormak istediğiniz bir şey varsa lütfen sorun. Şimdi artık Cenk'in yaptığı yanlış sayısını bulduk böylece. Şimdi buradan bize ne soruyordu? Barış ve Cenk'in puanları toplamı kaçtır diye sormuş. Şimdi ne söyleyeceğiz? Barış artık arkadaşlar, Barış ve Cenk, bunların toplam doğru sayılarını bakalım. 5, 2 daha 7, 3 daha 10 yaptı, 1 daha 11. O zaman toplam doğru sayıları 4. Böylece ikisinin aldığı toplam puanı soruyordu ya zaten. 4 çarpı 5'ten 20 puan bunlara geldi. Sonra arkadaşlar aynı zamanda bunlara 20 puan geldi. Ancak 3 yanlış yaptıkları için şimdi Barış'tan eksilen puana bakalım. Barış'a bakalım arkadaşlar. 3 tane yanlış yaptığı için Barış'tan 12 puan eksilecek. Sonra Cenk 1 yanlış yaptığı için Cenk'ten de 4 puan eksilecek. Bu kenarda dursun. Yalnız arkadaşlar Ali 2 yanlış yaptığı için ne olacak? 2 çarpı 2 4, Barış'a eklenecek. Yine arkadaşlar Ali yanlış yaptığı için 4 buna eklenecek. İkişer sorudan dolayı. Sonra bakın 3 tane Barış yanlış yaptı ya, o zaman 3 çarpı 2'den 6 Cenk'e eklenecek. Yine 1 tane Cenk yanlış yaptığı için bu 1 tane yanlış 2 puan olarak kime dönecek? Yine Barış'a dönecek. Toplam o zaman kaç puan yapmış bunlar? 20 puan. Normalde 16 puan eksilmişti. 20-16, 4 kaldı. Böylece 4, 4 daha 8, 4 daha 12, 8 daha, toplamda yine 20 puanları olmuş oldu arkadaşlar bunların. Biraz bakın uğraştırıcı bir soru olduğunu kabul ediyorum. Ama işte problemlerde ne kadar iyi ilerlerseniz bu yeni nesil denilen soruları o kadar iyi yaparsınız. Yoksa bunları yapmak için ekstra bir yöntem asla ne biz öğreteceğiz, ne de siz çalışırken böyle bunlara has yöntemleri olmayacak. Şimdi belli soru modelleri oluyor kitaplarda, söyleyeyim. ÖSYM'nin sorularını adamlar kopyalıyor, değiştiriyor, size soruyor. Onlar yine ezber soru modeli olur. ÖSYM her sene 10 tane problem sorusunun rahat 4 tanesini orijinal soruyor. Yani öğrendiklerinizden yola çıkarak yeni yorumlar yapmanız lazım. Ama tabii ki yaş itibarıyla siz hızlı düşünüyorsunuz bizden, onu söyleyeyim. Bu sizin için avantaj. Ve şu an hala beyniniz gelişiyor, düşünme beceriniz artıyor. Şu an bazı yerlerde ben bunu göremezdim demeyin. Yaptıkça siz bizden hatta problemleri çok daha iyi yapar hale geleceksiniz. 23. soruya bakalım arkadaşlar. Yine isterseniz soru uzun olduğu için önce lütfen siz bakın, sonra ben yapayım, olur mu? Hem bir okumuş olun soruyu. Soruyu en azından okuduğunuzu düşünüyorum arkadaşlar. Lütfen soruları okuyun benim sizi bu beklediğim sürede. Birlikte bakalım şimdi, izleyin, takip edin. 80 tane soruluk bir test çözüyorlar. O şimdi kenarda durmalı. Onu kullanacağız birazdan.
Branşlara göre süre soruları kaç saniyede yaptıkları gösterilmiş. Örnek mesela Ali Türkçeyi o 120 saniyede çözüyormuş. Burak 80 saniyede çözüyormuş gibi düşünün. Burak geometri sorularını Cem'den 10 dakika önce bitirmiştir. Kaç tane geometri sorusu var bilmiyoruz. O zaman x tane geometri sorusu. Burak kaç saniyede çözüyor bir geometri sorusunu? 40 saniyede. Dakika muhabbeti yaptığı için ben de o zaman onu dakikaya döndüreyim. 40 saniye arkadaşlar 40 bölü 60'tan 2 bölü 3 dakikadır. Böylece x çarpı 2 bölü 3 diyelim 10 tane soru varsa 10 çarpı 2 bölü 3 dakika kadar süresi gidiyor. 20 tane soru olsa 20 çarpı 2 bölü 3 kadar dakika süresi gidiyor. Böylece Burak x tane soruyu bu kadar sürede cevaplıyor. Cem ne kadar sürede cevaplamış arkadaşlar? Bakalım. Cem de geometriyi 60 saniye yani tam 1 dakika. O zaman demek ki 1 çarpı x kadar sürede cevaplayacak ve bu Cem'den 10 dakika daha hızlı cevaplıyormuş. O yüzden x eksi 10 oldu. Şimdi 10 eşittir payda eşitlediğimiz zaman x bölü 3. Demek ki geometri soru sayısı 30'muş. Tamam, güzel. En azından geometriyi bulduk. Şimdi arkadaşlar matematik sorusuyla ilgili bize bir şey sormuş. O zaman matematiğe M diyelim. Toplam 80 soru olduğu için, 30 geometri olduğu için Türkçe'ye de 50 eksi M diyelim ki bir daha onun içinde ekstra bilinmeyen oluşturmayalım. Şimdi ne demiş? Ali matematik sorularını Türkçe sorularından 15 dakika daha kısa sürede çözmüştür. Bakalım şimdi Ali matematik sorularını 50 saniyede çözüyor. Yani her bir soruyu 5 bölü 6 dakikada çözer o zaman 50 bölü 60'tan. Ve kaç tane matematik sorusu olduğunu bilmiyoruz. M tane matematik sorusu. Bu kadar süresi gitti. Sonra Türkçe soruları için aynı kişi, tamam Ali'ye bakıyormuşum, bir an başkasına mı bakıyor diyecektim. Ali aynı zamanda Türkçe'yi arkadaşlar 120 dakikada, 120 saniyede çözüyor. O zaman bir soruyu 2 dakikada çözer. Bir soruyu 2 dakikada çözdüğüne göre kaç tane Türkçe sorusu var? 50-M tane Türkçe sorusu var. Toplam arkadaşlar ne demiş bize? Türkçeden 15 dakika daha erken çözüyor. O zaman ne diyeceğiz? Eksi 15. Kaça eşit olacak bu? İşte 5M 6 bölü 6'ya. 5M bölü 6 eşittir 2 çarpı 50'den 100. Eksi 2M eksi 15. Böylece 2M'yi öbür tarafa atarsak payda eşitleyince 2M artı 5M bölü 6 ne yapıyor? 17M bölü 6 yapıyor. Bu da 85'e eşit. Böylece M buradan arkadaşlar 30 geldi. Demek ki matematik sorularının da sayısı 30'muş. Bizden ne istiyor? Cem'in kaç dakikada çözdüğünü istiyor matematiği. O zaman Cem'in süresine matematiği çözme süresi 40 arkadaşlar. 40 bölü 60 çarpı 30 tane matematik sorusu. Böylece arkadaşlar şu sıfırlar gider. 6 bölü 3 2. 20 dakikada çözüyormuş arkadaşlar tüm soruları Cem. Bu şekilde bakın yine yeni nesil bir soru mantığı gördüğünüz gibi. Bu da fena bir soru değil. Çünkü birazcık uğraştırıyor. Bunlarda işte arkadaşlar şöyle. Biz böyle her soruyu bu kadar uzun çözersek ne olacak bizim zamanımız? İşte arkadaşlar o yüzden benim gördüğüm genel olarak TYT'de bir öğrenciye sorduğunuz zaman 12. sınıf veya mezuna TYT ile ilgili en büyük sıkıntını ne deseniz vallahi bütün konuları biliyorum ama